arkadaşlar. Selam. Şu anda çok 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 heyecanlıyım ve bunu nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. Yani gerçek olabileceğini düşünmüyorum. Hala böyle şey olur ya, son dakika gidene kadar ve her zaman böyle seyahatlerimde o uçağa binene kadar böyle gerçek olduğunu algılayamam. Şu an öyleyim. Güney Amerika'ya gidiyorum. Çok farklı bir duygu. Hayatımda ilk defa bu kadar uzak bir yere gidiyorum. En uzak gittiğim yer Afrika'ydı. Ve şu anda hani kıta değiştireceğiz birlikte. Karayiplere gideceğiz. Seneteleri gezeceğiz. Çok çok heyecanlıyım. Beni eskiden takip edenler bilir, bahsetmişimdir burada. Ben böyle bir dünya turuna çıkmak istiyordum. Ve o dünya turuna Güney Amerika'dan başlamak istiyordum. Çok isterdim bu videonun başlığı dünya turuna çıkıyorum olsun. Ama maalesef o kadar uzun süreli gitmiyorum. Çünkü hem bütçesel olarak kendimi ayarlayamadım böyle 3-4 ay gezmeye. Hem de Kasım ayında ve Aralık ayında toz var evde nedense. Böyle çekmem gereken işbirliklerim var. İşte bir yandan okulum var. Tek bir tane dersim kaldı. Sınavlara giriyorum falan. O yüzden ona cesaret edemedim. Ama neyse. Şu anda ona üzülmüyorum. Çünkü zaten gidiyorum sadece daha kısa süreliğine. Bu gece 2.30'da uçağım var. Bavulum hazır değil. Geçen hafta rahatsızlandığım için, ondan sonra da İstanbul'a gittiğim için hiçbir şekilde araştırma yapamadım. Araştıracağım artık uçakta. Ekran görüntüsü alıp da onları okuyacağım falan. Aslında uçak biletini alalı aylar oldu. Çünkü aylar öncesinde bulmuştum bir bileti. Ama hep böyle son dakikacı bir insan olduğum için, kova burcu özelliği bu da, vakit olmadı. Ben böyle şeyleri severim. Gizemli şeyler güzel olur. Bodozlama gidiyoruz. Başımıza neler gelecek hiçbir fikrim yok. Biraz korkuyorum. Babamın haberi yoktu bu arada. Dün söyledim daha. Yani düşünün, yarın gideceğim. Babama o gün söylüyorum. Birazcık böyle iyi zamanla denk getirmeye çalıştım. Çünkü ben Güney Amerika'ya gitmek istiyorum dediğimde bana işte orası güvensiz, Avrupa'ya benzemez, işte tek başına gidemezsin ya da işte ben de geleceğim falan demişti. Niye sessiz sessiz konuşuyorsun Melis derseniz, şu an yanda. Ama çok şükür böyle çok tatlı bir şekilde söyledim, dedim baba arkadaşlarım var. Gerçekten de var bu arada. Hani yalnız olmayacağım dedim. İnşallah hayırlısıyla gider döneriz. Şimdi bugün yapacak çok işimiz var. Akşam uçağım olduğu için bavul hazırlamam gerekiyor. Orta boy valize sığamadım. Çekmem gereken işbirlikleri vardı. Onları iptal etmek zorunda ya da ertelemek zorunda kaldım. Onları böyle toplu toplu çekmek şey oldu. Hani hazırlanmaya vaktim olmadı. Şimdi notere gitmem gerekiyor bir iş için. Yani bu araba ev almak için falan değil de. Meksika'ya gitmem hakkında ne düşünüyorsun? Yani çok fazla bir şey. Çok bir şey düşünmüyorum. Düşünmek istemiyorum. Düşünmek istemiyorum yani. Merto, sen Meksika'ya gitmem hakkında ne düşünüyorsun? Sattın beni valla. Yüreğinden yaralı Merto'nun hikayesi. Bir beraber gideceğiz, gezeceğiz, tozacağız. Ama sen üniversite sınavına hazırlanıyorsun. Hazırlan. Sonra gideriz. Hadi hadi. Anneciğim, sen ne düşünüyorsun Meksika'ya gitmem hakkında? Bana yolculuklar diliyorum. Bana güveniyor musun? Güveniyorum. Güzel güzel gez. Güzel güzel vloglar çek. Biz de izleyelim. Sonra biz gideriz. Arkadaşlar, ben oğlumu alıp gideceğim. Oğlum ve koca işimi alıp gideceğim. Beni niye almıyorsun? Sen ben sizi gezdiririm. Olacaksın. Ben bilen bir insan olarak annemin dudağına bakın. Ne olmuş? Neler yapmış? Gösteriyorsun yaralı çocuk. Anne zaten gözükmemesi imkansız. Annem böyle dolgucuklar molgucuklar yaptırmış. Niye yaptın? Bak be, benim yaptırmam lazım. Evet. Tabii bu yaştan sonra artık böyle güzelleşmemiz lazım. Anneciğim, sen zaten çok güzelsin. Biri yazmış ki annen senden daha genç duruyor. Saçları da, saçların da koyu ya böyle. Seninkini de koyu yapalım diyorum. Annem çok istiyor saçımı koyutmak, evet, ama açmak çok zordu o yüzden. Boşver de, açma bir daha da yazın açarsın. Şimdi noter işini hallettim. Neyse ki sıra yoktu. Ama şöyle bir sıkıntı var. Ya, sürücü belgem var ama normal kimliğim bulamıyorum. Bu çantamın içindeydi. Daha sonradan bir şey için çıkardım mı? Ya, gerçekten çok savurgan bir insanım ve bu özelliğimden nefret ediyorum. O gerekiyormuş bir de. İşte moral bozmak yok. Saat daha 1.30. Şimdi valiz almaya gidiyoruz. Daha sonra bir yemek yiyeceğiz. Benim karnım çok aç. Harfır'a geldik. Buraya uzun zamandır gelmemiştim. Ben küçükken sadece Nilüfer'de, yani Bursa'da burası vardı AVM olarak ve hep buraya gelirdik. Daha sonra başka yerler açıldı. İlk ne yapıyoruz Merto? Yemek. Ne yiyoruz peki? Bursa kebabı. Bursa'mızın meşhur İskender. İskender burası değil mi? Burada. Evet. İskender yiyoruz. Ben İskender yemeyeli o kadar uzun zaman oldu ki en son ne zaman yedim hatırlamıyorum. Ve canım deli gibi çekti. Uzak diyarlara gitmeden bir Bursa'nın İskender'ini yemem gerekiyor. Amcam ne kadar güzel giyinmiş. Ben böyle giyeceğim. Gerçekten mi?
Mert'te de o potansiyeli görüyorum. Çok seviyor böyle giyinmeyi. Şu an burası o kadar güzel kokuyor ki keşke aktarabilsem karnım. Kınıl kınıl oldu. Bunun güzelliğine bakar mısınız? İşte Bursa'nın en güzel şeyi. Ve tadı maalesef tereyağıyla çıkıyor. Dönük de buluyor. Bir şey fark ettim. Bursa'da şıra diye bir şey var. Ve galiba bu diğer şehirlerde çok fazla yok. Değil mi Mert? Ben diğer şehirlerde görmedim. Şıra içeni görmedim. Üzüm suyundan tatlı, içinde şeker yok gibi diyebiliyorum. Çok güzel bir içecek. Gazlı. Çok güzel bir içecek. O zaman bize afiyet olsun. Çok mutluyum. Valiz bakmaya geldik. Bizde şu aynı rengin kabin boyu var. Bu marka çok kullanışlı oluyor. Böyle esneme payı falan da oluyor. Hani fiyatları bir tık yüksek ama gerçekten çok kaliteli bavullar ve hani böyle direkt kayıyor. Şimdi onun büyük boyuna bakacağım. En büyük boyuna sığabilir miyim? Orta boyla çok farkı var mı? Ya da başka bir marka mı seçmeliyim? Şöyle. Hmm. Bu bayağı büyük. Evet dediğim gibi. Bu şimdi büyük boy olarak geçmiyor da büyüğün büyüğü olarak mı geçiyor? X large olarak geçiyor. X large. Diğer standart boylarda yine şunlar olabiliyor. Şu. Bu da güzelmiş aslında. Bu kaç litre alıyor? Bu da 115 litre alıyor. Bu 115 litre. Bu 130 litre. 130 o. 110. Bunun da seçimimizi yaptık. Bu çok fazla büyüktü. Bununla bunun arasında da çok fazla fark yoktu ve takım olsun diye direkt bu büyüğü seçtik. Aa, şeyi unuttum. PCR testin sonucunu almayı. Saat de şu anda 3 oldu bile. Ben böyle 7-7.30 gibi yola çıkmak istiyorum. Babama yalvaracağım beni bırakır mısın diye. Eğer bırakmazsa bilmiyorum ne yapacağım. Çünkü İstanbul Havalimanı. Sabiha Gökçen olsa direkt otobüsler gidiyor da. Belge işimiz de tamam şu anda. Yani halletmediğim ne var ki? Pasaportumu alacağım, belgemi alacağım. Vizeleri çıkartmamız gerekiyor evde yazıcıyla birlikte. Zaten PCR testini gitti. Yani zaten PCR testini ülke istemiyor. Bizim Türkiye istiyor çıkarken. Başka bir şeye gerek var mı bilmiyorum. Harç pulunu falan oradan hallederim. Galiba yok. Galiba her şey halledildi. Şu an garip. Eve gidince bir tarif videosu çekmem gerekiyor. Hatta iki tane çekmem gerekiyor. Onları halledeceğim. Sonra bavul hazırlamaca. Ne yapıyorsun abicim? Birazcık korkuyor olabilirim. Normalde ya İsviçre'ye giderken de korkmuştum mesela. Tek başımaydım onda. Şimdi bu uzak olduğu için korkuyorum biraz. Bir de araştıramadığım için güvensiz hissediyorum galiba. Bazı şeyler vardı telefonda eksik anlatılır. Ben eve gelince uyuyakalmışım. Uyandım. Böyle uyanınca insan canı tatlı ister ya. Çikolataydım bir tane büyük ve şu an böyle bir hem uyku hem tatlı çarptı galiba. Şekerim yükseldi. Garibim. Tarif videosunu çekmedim. Ve çekebilecek miyim emin değilim. Saat 5 çünkü. O yüzden önce bavul hazırlayalım. Allah'ım kendimi çok güçlü hissediyorum. Böyle taşıdım ve iç dolu. Orta boy valizime her şeyi koymuştum. Hatta böyle rulo yaparak, sızdırarak falan koydum sığar diye. Ama sığmadı. Şöyle bir şey aldım. Şeyden. Bavulcudan. Çünkü çok saat uçacağım için. Niye böyle oldum? Allah'ım ben bir daha bu kadar yemeyeceğim. Hava yaklaşık 30 derece olacak. Yağmur da gösteriyor. Ben bir tane uzun kollu koydum ama hani yaz yağmurdu diye düşünüyorum. Tişörtle falan da sıkıntı olmaz. Böyle gündüz giyebileceğim kıyafetler koydum. Bir de gece işte böyle yemeğe giderken falan giyebileceğim bir tık böyle daha şık fotoğraf falan çekinirim. Çünkü çok güzel arka planlar var. Kıyafetler koydum. Bir de mayolar koydum. Yazlık bir yere gittiğim için. Belki böyle humuslarla falan da onların doğal ortamında yüzebilirim. Böyle hızlı hızlı size de göstereyim. Şöyle klasik hep giydiğim tarzda croplar. Bunları tabii ki rulo yapacağım. Rulo yapınca yer kaplamıyor. Okay, watch how a hustler gon' get back. Ain't having no more setback. Spent it in you, know I get that bread back. At first we was losing, started throwing head crack. That's a big L, but we felt your impact. And I tilt my head back and I look up to the sky. Hayır, lokum öyle bir izliyor ki gerçekten odaklanıp da bavulu hazırlayamıyorum. Bütün kıyafetlerimi tırmalamaya falan çalışıyor. Oyun sandı galiba. Bu arada
bavulu hazırlarken gerçekten böyle rulo rulo yapma yöntemi benim çok işime yarıyor. Bunların üzerine mesela bir kat daha çıkabilirim. Belki böyle sererek de yapabilirsiniz. O da az yer kaplıyor ama benim yöntemim bu. Şimdi böyle kropları bir yere koydum. Etekleri bir yere koydum. Burada elbiseler var. Burada şortlar var. Ve her şeyi kategori kategori ettim. Sonraki yeri hazırlarken onu da göstereceğim. Belki valiz hazırlarken size de yardımcı olur. Pişt. Çirkin. Biraz kararsız kaldım. Bu büyük olduğu için çok fazla ayakkabı koymayacağım zaten. Spor ayakkabımı ayağıma giyeceğim. Bir tane terlik koyacağım. Bir de normal böyle tatlı bir topuklu ayakkabı koyayım diyorum. Her şeyle olacak. Bunları böyle bunun üstüne yığdım. Ama acaba buraya mı koysam? Eğer böyle uzun süreli bir seyahate çıksaydım tabii ki sırt çantasını alacaktım. Ve işte kot, şort ve tişört koyacaktım sadece. Geri kalan da büyük ihtimalle bilgisayarlarım, ekipmanlarım olurdu. Şöyle bir çanta yaptım. Asıl önemli olan çanta gerçekten bu. İçindekileri size şimdi sıra sıra göstereceğim. Hem favorim olan ürünler var. Hem de seyahatte kurtarıcı olan ürünler var. Ne alaka diyebilirsiniz ama biliyorsunuz ben bir kahve aşığıyım. Ve böyle çabuk demlenen filtre kahveler. Bunun içinden süzgeci çıkıyor. Tam olarak şu şekilde. Çok sevdiğim toniğimi aldım. Bu tonik lekelere çok iyi geliyor. Aknelere çok iyi geliyor ve cildi direkt canlandırıyor. Kaçıncı işlem bilmiyorum artık. Bir tane nemlendirici aldım. Kiehl's'ın tüm cilt tiplerine uygun. Çok iyi böyle nem veriyor. Bir nemlendiricisi de boyutu da küçüktü. En sevdiğim duş yerlerinden biri. O kadar güzel kokuyor ki ben zaten bir Bursalı olarak şeftaliye bayılırım. Oh çok böyle fresh bir koku. Minik boyunu aldım bunun. Bir tane deodorant, roll-on. En sevdiğim yüz temizleme jeli. Bu da böyle küçük boy. Hatta bunu aslında daha küçük bir şeye daha koyabilirdim ama zaten bu kaç ml? 200 ml'lik bir ürünmüş. Yüzüm için güneş kremi. Şunu kullandığım için özellikle güneş kremi kullanmam gerekiyor. Çünkü asit içeriyor ve daha çok leke yapabilir. Dokum yanınıza geliyor, sizi sarsabilir şu anda. Jilet. Böyle ikili bir şekilde aldım. Aslında normalde Venus Breeze kullanıyorum. Bu mor olanı. Pamuk. Ne koymadın Melis derseniz ne koymadım biliyor musunuz? Aseton ve oje koymadım. Tırnaklarımda oje var aslında da ayaklarım için lazım. Şöyle minik günlük pedler koydum. Islak mendil. Bir de yani çok gerekli bir şey değil bu. Saçlarımı boyattığımdan beri çok fazla yıpranıyor. O yüzden iki tane şöyle saç maskesi ekledim. Zaten çok yer kaplamıyorlar. Bunların etkisi gerçekten muhteşem. Şöyle yakınlaştırarak göstereyim. Bunu denemedim. Ama şu çok iyi. Belki ekran görüntüsü falan almak istersiniz. Saçları anında yumuşak canlı yapıyor ve hani böyle etkisi anlık değil. Birkaç gün sürüyor. Yine aynı serinin şampuanını ve saç kremini aldım. Şurada bir ütüm var. Bu muhteşem bir şey. Instagram'da takip ettiyseniz görmüşsünüzdür. Reels paylaştım. Çok güzel de bir işbirliği yaptık. Bu Philips'in. Böyle içine su dolduruyorsunuz ve şuradan basıyorsunuz. Direkt buhar çıkıyor ve aşırı iyi ütülüyor. Dikey, yatay, işte böyle seyahatlerde, evde ben ütü yapmayı sevmiyorum biliyorsunuz. Gerçekten muhteşem bir şey. Bunu kesin koyacağım. Şaka maka hazırlandık. Hızlı oldu. Sadece unuttuğum bir şey var mı diye düşünüyorum. Sanki var. Ama ne var? Unuttum. Ne unuttum? Ya drone'umu... Drone'um Göcek'te. Drone'umu alamam. Ama var ya o senatelerde drone uçursam size öyle güzel görüntüler yakalardım ki. Şu an çok pişmanım. Malum sıcak yerlere gidiyorum. Konsept olsun. Hiç sevmem şapkaları. Kendime yakıştırmam ama... Ya bu da hiç yakışmadı. Bu çantayı göstermeyi unutmuşum. Bu da ilaç çantam. İçinde işte acil lazım olabilecek ilaçlar var. Azra, anne siz nasıl iftiracısınız? Allah kuru iftiradan saklasın. Azra, ben şimdi İspanyolca konuşulan bir yere gidiyorum. Kendim senin defterinden çalışırken yırtmış olabilir. Şaka yapıyorum. Şaka, gerçekten şaka yaptım. Anne nerede defter? Şöyle. Aşağıda onu Azra. Azra Melis yırtmıştır çünkü şey yaptı. Defter lazım oldu ona. Anne gerçekten mi? Nerede anne defter? Göster. Aşağıda. Aşağıda. Mutfakta. Azra'nın biri defterini yırtmış. İspanyolca defterini ve kuduruyor. Yırttım. Sen mi yırttın? Sana sayfa alayım derken de istedin ya kağıdı yazayım diye. Bir de Melis yırttı diyor. Anne çok sevdim. Valla beni geberti bak. Bak İspanyolca. Gelirken mi alalım? Bak İspanyolca diyor. İngilizce mi yazıyor? İspanyolca. Bak bir de yazdıklarımı yırtmışsın ya bu ne? Anneciğim zeyiz sayfa var ben yazarım.
Tamam tamam yazarız. Sayfa boşa gitti. Bu tamam. Ne ağaç bu? Yazarız. Ağaç boşu da kör oldu. Yazarız ya. Ağaç boşu boşuna şey yaptın. Siyan ettin. Bak bunu ilk daha kullanmadım ağaç. Ağaç gitti. Ben bambaş. Kıyamam. Diyor ki ağacı ziyan ettin diyor. Çok şükür ki hazırım. Akşam saat 8 şu anda. Böyle çok oyalandım. Nedense bilmiyorum ama boşta durmadım. YouTube'a video attım. Editi bitirdim. İşte kapak fotoğrafını falan ayarladım. Şu an bu videodan önce yeni bir video var. İzlemediyseniz linkini şuralara iliştiririm. Bu videodan sonra ya da yani direkt geçmeyin bence. İzleyin. Şimdi şöyle bir çanta alıyorum yanıma. Bu çantanın güzelliği. Bakın üzerinde farklı ülkelerden böyle ne derler bunlara? Bunları böyle adı var baba. Dikiyorlar ya. Hem böyle böyle arma. Arma. Evet okul armalar var. Mesela burada Japonya var. Çok gitmek istediğim yer biliyorsunuz. Zaten en çok gitmek istediğim yer. Paris, Chicago. Burada benim gittiğim bir yerdi galiba burası. Yok, Rio. Burada İsviçre. Başka da yok galiba. Keşke Meksika'da olsaydı. Şimdi bunun içine bayağı bir şey doldurdum. Su aldım. Atacaklar bunu geçerken ama olsun. Burada makyaj malzemelerim var. Belki inince böyle makyaj yapmak isterim. Birkaç tane böyle atıştırmalık aldım. Çikolata. Tam sabitsiniz değil mi? Çiğ kuru yemişler. Bunlar seyahatlerde çok kurtarıcı oluyor. Normalde hep çantamda bulunduruyorum. Aa, taytımı unutmuşum. İndikten sonra hava orada 30 derece olacağı için şöyle bir tane tişört aldım. Hemen rahat üzerime geçirebileceğim. Bunun altına tayt alacaktım. Aynı kısa taytım yukarıda kaldı. Nerede? Onu bunun altına giyerim dedim inince uçaktan. Bu ehliyetimi koymayacak mısın? Ehliyetim dursun. Evde mi dursun? Yok burada dursun. Belki araba kiralarım. O zaman koyayım cüzdanına. Takı. Bir tane şarj aleti, pamuk. Aa bak. Evet oldu? Pamuk koymuşum, yüz temizleme suyu koymamışım. Pamuğu tek başına ne yapacağım bilmiyorum. Melis bu akıyor ya. Akıyor mu aseton? Hmm. Boş ver o zaman almayayım. Kelpak. Benim yok. Tarak. Benim şeyimi veremem. Saçlarım böyle belki karı karışır çok sert uçacağım diye. Parfüm. Güneş gözlüğü. Ve işte kameramın şarj aleti. Buraya bir de GoPro girecek. Pasaportum. Bunu asla unutmamam gerekiyor. Islak mendil. Şöyle fit, şekersiz yulaf barlarından. Bunların da tatları güzel oluyor. Asla netlemiyor. Kamerayla biz bayağı boğuşacağız galiba bu seyahatte. Beni gıcık edecek. Neyse. Olumsuz düşünmeyeyim. Ağrı kesici. Kolonya. Virüslere elveda. Mini bir diş macunu. Diş fırçası almayı unuttum. Diş fırçası ekleyeceğim. AirPods'lar. Bir de allık koymuşum ama bunu neden koydum bilmiyorum. Bu makyaj çantasına gidecek. Ve olmazsa olmaz kirpik kıvırıcım. Başka da bir şey yok. Bunları geri koyuyoruz. Karışık koyuyorum. Zaten karışacak. Bir de bu çantanın içine bilgisayarım girecek. Çünkü edit yapmam gerekiyor. Şarjım da al. Hazırız vallahi. Garip hissediyorum. Uçağa dediğim gibi havaalanına gitmeden galiba tam hissedemeyeceğim. Yok ne ya kötü bir şey yok ki. Hadi hayırlı yolculuk yavrum. Beni özleyecek misin? Çok özleyeceğim. Sen? Allah'a emanet ol. Çok kapının önünde. Anneyim aşkım. Oradan kızıma cizler getireceğim. Sen de ne? Oh. Bir deniz geçeceğim. Ay o yola gidip gelemem. Bir İstanbul'da yemek yiyeyim. Gerçekten güzel havalimanı ya, kocaman, her şey var. Ve geldik. Bir saatte geldik. Evet, Bursa'dan çok yakın İstanbul.